Seyfi abi. Altı mil bir su var Yunan'la bizim aramızda, evet. Ada arasında. Şey pardon, 9 mil bir su var. 6 mil bizim diyoruz biz. Onlar da 6 mil bizim diyor. He. Arada bir 3 mil keşişim kümesi var. Aynen dedi. Girin buraya. Yakın. Biz giriyoruz. Bu sefer Yunan geliyor, çıkın. Ama biz Türksel güvenliğimiz şey yapıyoruz. Her gün geliyor bizim başımıza nöbet tutuyor Türksel güvenliği. Evet. Hani rahat rahat balıkçılık yapalım. Paranın açıldı abi. Benim kaçak işim yok abi. Ben bu kamera yapmadım. Yapacak bir şey yok. Kaçak iş sevmem ben. Ali abi bu ağa bitmez herhalde. Bitti sonu geldi. Bitti bir şey kalmadı. Zaten bitmez ya. Ali gelmiş etmeye başladı. 1 Eylül'de açılan avlanma sezonumuz dün akşam 24 itibariyle sona ermiştir. Tabii yasakların sona ermesi Foça'mızda insanların taze balık yemeyeceğine gelmiyor. Tabii bu yasakların da olması gerekiyor. Ölçekte küçük, kıymetli büyük olan kıyı balıkçılarımız, 12 metre altı olan balıkçı gemilerimiz avlanmalarına devam edecekler. Yasalara uygun şekilde balıklarımızın türlerine, boylarına, ağ göz açıklıklarına uyarak avlak sahalarımızda gene avcılığını icra edecekler. Tabii trol ve gırgır yasaklarının olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi o tutulan balıklarımızın bu sezonda yumurtada olmaları ve tabii sezon açıldığında da yeniden bu yumurtayı attıktan sonra bu balıklarımız tutularak gene halkımıza taze bir şekilde sunulacaktır. Balıkçılarımız bu sezonun kapalı olduğu dönemi nasıl değerlendiriyorlar? Balıkçılarımız sezonun kapalı olduğu dönemi tabii yasaklar giriyor. Önce Tarım İl İlçe Müdürlüklerinden geliyorlar, ağlarımızı mühürlüyorlar, kapılarımızı, halatlarımızı mühürlüyorlar. Ve daha sonra teknelerimizin periyodik bakımlarını yapıyorlar, güverte bakımlarını yapıyorlar, boya bakımlarını yapıyorlar. Cihazlarında, makinalarında sıkıntıları varsa onları gideriyorlar. Sezona 15 gün kala da ağlarının mühürleri açılıyor. Ağ bakımlarını yaptıktan sonra da bir dahaki sezon için faaliyete hazır oluyorlar. Avlanma sezonundan memnun musunuz Foçalı balıkçılar olarak? Foçalı balıkçılar olarak avlanma sezonu her geçen yıl bir sonraki yılı aratıyor. Şu an mesela arkamda gördüğünüz gibi bizim bu gemilerimizin sahipleri bundan 3-5 sene önce 24 metre, 25 metre, 30 metre gemileri vardı. Fakat ekonomik krizin hayatın vermiş olduğu sıkıntılar hep küçülmeye gitti. Küçüldükçe 3-5 kuruş daha fazla para kazanma yoluna gidiyor. Bugün 25 metre bir gemide 1000 beygir makine varsa, şu 14 metre gemide 400 beygir makine var. Bu makineler tabii 1000 beygir makine günde 700 litre mazot yakıyorsa, bu gemiler 300 metre yakıyor. İşte ağının 7 metre mesela banda kullanırsa 4,5 metreye düşüyor. Yani küçüldükçe ekonomiden yani parasal yönden daha çok para kazanıyorlar. Bir geminin 30 metre bir geminin makinesi bakımları 400 milyon tutuyorsa bu gemilerde 200 milyon lira tutuyor. Hep böyle artık kısıtlamalara gidiyor gemiler. Küçüldükçe de daha çok memnun olarak balıkçılığı icra etmiş oluyorlar. Çünkü her şey artık para oldu. Affedersin, balık koyduğumuz köpük de para, navluna gönderdiğimiz balık da para, geminin boyuna göre boya da para, çekekteki boyuna göre fiyatları da para. Hep bunları düşünecek olursak her küçülme balıkçıya daha çok gelir kazandırdı yani. Bölgede daha çok hangi balıkları avladınız? Yani av miktarından memnun musunuz? Bölgemizde av miktarından memnunuz fakat avın tutulan balıkların boylarından memnun değiliz. Biz neden bölgesel balık istiyoruz? Neden bölgesel balıkçılık gelsin diyoruz? Mesela bizim bölgemizde bazı bölgelerde Hamsi Sardalya'nın boyları küçük. Biz istemiyoruz bu balığın yeme gitmesine, çıpra levrek çiftliklerine gitmesine. Bu balık da o bölgede varsa bu balık, eğer ki bu balık küçükse bekleyelim büyüsün ondan sonra tutalım. Fakat biz acilen sürdürülebilir balıkçılık için bölgesel yasaklara da geçmemiz lazım. Bölgesel yasaklar olmadığı sürece her zaman bir nebze balık boylarından dolayı balıkçılıkta sıkıntıya gidiyor. Yani bindiğimiz dalı kesiyoruz gibi bir şey oluyor. Evet, mesela Foça'ya nazaran baktığımız zaman Hayırsız Adası'yla Sahip Adası açığında gidip lamba yaktığın zaman hamsinin boyu 13 santim, 14 santim ama körfeze doğru yaktığın zaman boylar küçülüyor. Bu balık yumurta bırakmaya demek ki körfeze geliyor. Körfez de hem lambaya hem gırgıra
küçük balık girdiği zaman biz kendimiz bölgesel bir yasak, o an o balığı tutmazsak zaten başarılı olacak. Ama tutarsak her geçen yıl bir sonraki yeri alatacakmış gibi bir şey yaratıyor bizde yani. Düşünceler yaratıyor. Evet, genel yasakların yanında bölgesel av yasakları da istiyorsunuz. İstiyoruz tabii. Tamam. Hani bu yasaklar doğru mu? Doğru. Zaman doğru mu? Doğru. Ben şunu bile istiyorum. Gerçekten devletimizin bütçesi ve gücü olsa da bir yıl yasak yapsak. Bir yılda şu denizler yeniden toparlansa, balık boyları büyüse ki hem sürdürülebilirlik için de kota da gelsin. Yani balıkçılıkta biz kotayı da istiyoruz. Kota da çok önemli. Kota da sürdürülebilirlik için hem ekonomide bize çok büyük faydası olacak, hem balıkçı kotasını tamamlayınca teknesini kapatacak, rahat rahat bakımını yapacak. Hani kotanın da gelmesini istiyoruz yani. Kota da önemli, bölgesel yasak da önemli, sürdürülebilirlik için doğru zamanda doğru yerde avlanmak da önemli. Hep bunları sıraya koyarsak, biz denizlerimizi sürdürülebilirlik için doğru kullanırsak deniz ne bir balıkçıyı ne de halkı aç bırakmaz.